Evet, 61 kiloda Merve izleyeceğiz şimdi evet. Galiba. O da önemli bir kilo. Kesinlikle. Merve kızımız çok iyi bir çıkış yakaladı. Harika maçlar çıkarıyor. Peki rakibiyle ilgili bir bilgi var mı sevgili hocalarım? Alexandra Grande ile alakalı. Şimdi Peru'lu Merve Çoban. Şimdi tatami sporları Peru'da evet. Bayağı bir revaçta. Merve Çoban eğer günündeyse bu maçı alır. Sporcularımızın uğuru var mıdır? Mesela kırmızı köşe, mavi köşe gibi. Öyle kişisel olarak bazen oluyor sporcularda ama ya genelde yoktur yani. Çünkü bizim bunlar tekniğe, taktiğe dahil olarak yani artık son şeye gelmiştin yani burada. Son final. Son final yani burada artık yani. Peki hocam bir mesela. Uğuru zeki olması lazım. Bilmeyenler için bir anekdot, küçük bir anekdot. Köşe seçilirken bu neye göre belirleniyor? Köşe seçilirken tabii ki bizim Yüksel hocam kendisi de hakemimiz. Hakem bizim kurallarında değil mi hocam? Yani evet. Kurarda bir mavi köşe, bir kırmızı köşe var. Evet. O kura çekildiği zaman hangisi onu bilgisayarda çekilerek oluyor. Tabii kurayla belirleniyor. Ben tamam. İstiyorum diyemiyorsunuz. Yok yok öyle bir şey yok. Yani isteğe bağlı kura değil. Kura çekiliyor. Kurayla hangi tarafa düştüyse o şekilde devam ediyor. Bu arada böyle küçük bilgileri de vermiş oluyoruz ki. Söylediğim gibi bunu karatecilerden daha çok diğer branşlar izleyecekler. Tabii ki. Tabii ki. Şimdi kırmızı köşe milli sporcumuz Merve Çoban. Grande Alexandra Peruz mavi köşe. Biraz sonra. Biraz sonra. 61 kilogram. Puan getiren bir atak bayanlar final. Şu an birbirlerini yokluyorlar. Şu anda tamamen taktiksel olarak 3 dakika bir süre olduğu için yani kolay bir şey değil. Evet. Evet. Merve evet, Merve Çoban sporumuz bir yük aldı. Öyle görüyoruz ama hala yansın. Doğru. Evet, bir puan aldı. Merve'den. Evet, bir puan daha aldı Merve Çoban. Biraz önce bahsetmiştiniz, Beyay demiştiniz değil mi? Tabii ki. Atağa çıktığında ondan önce atak yapma. Ya burada çeviklik, dikkat, her şey... Birbirini tamamlayan unsurlardır. Çok önemli. Tabii. Dikkatini başka bir yere çekip onun arkasından teknik yapması çok önemli. Burada bir ayak tekniği vardı. Bakalım. Peru'nun ama puan getirdi ama mi acaba? Şöyle yine kurallarda o ayak tekniğini yaptığında yere düşmemesi gerekiyor. Dengesini koruması gerekiyor. Vuruşuyla beraber eğer düşüyorsa o teknik sayılmıyor. O zaman da bizim şansımız oldu onun düşme. Çünkü 3 puanlık bir... Tabii. Doğru. 3 puanlık bir şeydi. Evet. Bu arada Merve tabii konuyu takip etti. Puan olmadı. Bu arada güzel kontrollü gidiyor. Merve'yi açısından. Herhangi bir ekipmanın da arkadaşının elinden çıkmışsa, şey yapmışsa takmasına müsaade ediyor. Şimdi kenar yönetiminin, sevgili hocalar, ikiniz de kenar yönetiminde bulunuyorsun. Kenar yönetiminin bu tür müsabakalardaki rolü nedir? Antrenör açısından mı dediniz? Hocalar açısından. Hocalar açısından. Tabii teknik ve itiraz etme hakları vardı şu anda. Puanı değil mi Yüksel hocam? Yani burada itiraz etme hakkı var. Yani bir puanı eğer puansa itiraz bir kart gösteriyor. Kırmızı veya mavi kart olarak. İtirazı kabul ediyorsa o antrenörler açısından diyor. Müdahale açısından. Ne kadar teknik taktiksel olarak. Teknik taktik verme hususunda şeyleri var. Evet bu arada video analiz şeyi var. Bizim uyguladığımız itiraz etme hakları var. Eğer gördükleri bir puan varsa net olduğuna inandıkları itiraz edebiliyorlar ve videoda kontrol ediliyor. Evet.
2-0 2-0 Merve Çoban önünde Ferulus sporcu. 2 saniye ben şunu öğrendim. Karate'de 5 saniye bile çok uzun. Abi aynı. Son saniye. Ya, çok iyi. Merve bir puan daha galiba takmadı. Yok. 2 bayrak değil, tek bayrak. Tek bayrak olduğu için. Puan evet, şimdi onlar da tabii önemli mi? Evet. Kaç bayrak? Son. Son. İki tane birden hakemin şey yapması lazım, bayrak göstermesi lazım. Bu arada kontak oldu, temasından kaynaklı. Merve Şubun'u kategori birden kontaktan uyarı verildi. 61 kilogram bayanlar Merve Çoban. 2-0 önde. Son 6 saniye. Evet, son 6 saniye. Nefesler tutuldu. Şimdi Merve de, tabii Merve de ekranı görüyor. Yani kontrol etmesi lazım zaten sporcunun. Sporcuların psikolojik durumunu çok merak ediyorum şu an. Yani, tecrübeli olan sporcular. Evet, şampiyon. Evet. 61 kilogram şampiyon Merve Çoban. Ben de buyuruyoruz. Merve Çoban, Türkiye. Harikasın. Evet. Seyirciyi alkışlıyor. Ferulus sporcumuzu görüyoruz. Evet. Evet sevgili hocam, şampiyonumuz Merve Çoban çok güzel maçlar yaptı. Harika maçlar. O da birincilik üstüne çıktı. Evet. Third place, Anita Serovina, Ukraine. Second place, Alexandra Grande, Peru. And first place, Merve Çoban, Türkiye. Şampiyonumuz, gururumuz, evet, Merve Çoban. Merve Çoban. Evet, çok güzel bir tablo, bakınız. Harika bir tablo. Evet, bayrağımızı bayrağımız. Evet. Çok güzel bir tablo, evet.